Son günlerde dünya üzerinde UFO'lar görünüyor. Hatta bir iki gün önce İstanbul semalarında Starlink denen uyduların geçişini izledik. Peki neden bunlar son aylarda çok fazlalaştı? Neyin hazırlığı bunlar? Aslında Starlink geçen sene denenmeye başlanan bir proje. Yüksek hızlı internet sağlayan ve daha ucuza getireceğini ima eden Elon Musk'ın projesidir. Ve dünyada birçok ülkede görüldüğü gibi bizim ülkemizde de görüntülendi. Tamam, buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Ama tam bunun etkisinden çıkmışken NASA yeni videolar yayınlıyor. Bu görüntüler 2015 ve 2019 yılına ait. Gelin bu görüntüleri izleyelim. Görüntülerde UFO, yani yarı oval, disk biçiminde UFO daireleri gözüküyor. Peki, akla gelen ilk soru şu, neden bu zamanda ve neden 2020 yılında bu görüntüler yayınlanıyor? İnsanın tabii aklında soru işaretleri kalıyor. Yoksa NASA gerçekten tahmin ettiğimiz projeyi Elon Musk ile hayata mı geçiriyor? Peki, hayata geçirecekleri proje neydi? Neyi hedefliyorlardı? Gelin derin bir nefes alın ve sakince izlemeye başlayın. Mavi Işık projesini biliyorsunuz. Birçok videolarda duymuştursunuz. Hatta ben de birçok video yayınladım bununla ilgili. Deccal'in, yani Antikrist denen tek dünya devleti olan New World Order'ın kralı olabilmesi için NASA'nın uygulamaya çalıştığı programlamanın adıdır. Bu projenin amacı dini kaynaklarda bahsedilen ve beklenen Mesih, Mehdi gibi dini figürlerin çıkış alametlerini yeni teknolojiler sayesinde hayata geçirmek. Bu beklentili olan inanç, insanları aldatmak ve tüm dünyayı kendi çıkarları, rol verdikleri kişilere itaat ettirmektir. Deccal, İslam'a göre ahir zamanda İsa Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanlığın dini inançlarını kullanıp saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan şeytanı temsil eden bir insandır. Alnının ortasına sadece Müslümanların göreceği kafir yazısı vardır. Kendisini peygamber olarak tanıtacak ve dünyaya fitne yayacak kişidir. Onun ölümü İsa'nın tekrar geleceğine inananlara göre yalnızca İsa Mesih tarafından olacaktır. Deccal kıyametin 6. alametidir. Deccal ahir zamanda ortaya çıkacak olan negatif gücün adıdır. Genelde bir kişilik olarak tasvir edilse de bir kişi olabileceği gibi şiddete ve vahşete eğilimli şeytani özelliklere sahip bir ideoloji de olabilir. Deccaliyet bu yönüyle ele alınacak ve tüm dünyayı etki eden sapkın bir fikir akımı olduğu gösterilecektir. Bu fikir akımı adeta kitlelere büyü gibi etki etmektedir. Tüm saçmalığına ve yanlışlığına rağmen takipçileri olan, hatta kendi içinde mezhepleri bulunan bir akımdır. Mavi Işık Projesi ise Illuminati örgütünün Deccal için hazırladığı projedir. Deccal'e zemin hazırlayarak Deccal ile yeni dünya düzeni kurmak istemektedirler. Son günlerde yeni dünya düzeni kavramı işte bu konu üzerine duruluyor. Son günlerde birçok devletin yeni bir dünya düzenine ihtiyaç var ve yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bunlarda biz yer alacağız demesinden kaynaklanıyor. Kimi devlet bu projenin içinde değil tabii ki ama yeni bir dünya düzeninin kurulduğundan haberdarlar. Peki Mavi Işık Projesi'nin nasıl uygulanacağı konusunda kesin bir kanıt olmasa da birçok teori mevcuttur. Bunların en gerçeğine yakın ise şudur. Bütün dünyada görünecek bir hologram ile o toplumun dini inancına uygun figürler ile o toplum dili ile o topluma hitap edecektir. Bunun için uydular ve casus uçakları kullanacaklar. Düşük frekans ile yayın yaparak beyinleri etkilemeye çalışacaklar. Ve buna aldanan insanların sayısı az da olmayacaktır. Mavi Işık Projesi NASA tarafından kullanılmaktadır ve yakın bir dönemde deşifre edilmiştir. Bazı NASA görevlileri tarafından basına sızdırılan bu proje, Kabe'ye inen beyaz melek ve 11 Eylül olayları gibi medyatik olaylarda kullanılmıştır. Mavi Işık gökyüzünde hologram şeklinde kullanılarak insanları aldatan bir projedir. Amerika Birleşik Devleti'nde bulunan ve gerilmesi yasak olan Area 51, yani 51. bölgesinde görülen UFO benzeri cisimler de Mavi Işık Projesi deneylerinin olduğu düşünülmektedir. Hatta ve kesinlikle Mavi Işık Projesi'dir. Bu proje yeni çağ inancını oturtabilmek için 4 farklı basamaktan oluşmaktadır. Mavi Işık Projesi'nin aşamaları şunlardır. 1. aşama. İnsanlara depremlerle arkeolojik yeni buluntuların elde edildiği söylenerek din ve tarih üzerinde manipülasyon yapmak.
dünyanın birçok stratejik, hassas bölgelerinde yapay olarak yaratılan depremler sonucunda çıkacak sahte ya da gerçek arkeolojik keşifler, inançların ve dinlerin yanlış olduğunu ve yanlış anlaşıldığını iddia etmek. İkinci aşama ise ışık ve lazer yardımıyla Hz. İsa gibi, Hz. Mehdi gibi holografik dini figürlere insanların aldatılması, yani inanç manipülasyonu. Devasa bir sahte mesih, yani Kur'an'da adı geçen Deccal, uydulardan ve yerden yapılan 3 boyutlu lazer projeksiyonlarıyla gökyüzünden iniyormuş gibi gösterilerek dünyanın dört bir yanından canlı izletilerek insanları kandıracaklar. Üçüncü aşamada ise elf, velefe, lef dalgalarıyla elektronik telepati aracılığı ile insanların beynine ulaşıp beyinlerine gerçekten sahte ayırt etmeyen iç içe yapay düşünceler yaratılarak Allah'ın kendi ruhuna konuştuğuna inandırılacak. Bunları yapabilmeleri için insan vücutlarının belli bölgelerine çipler takılacak. Bu çipler de şu şekilde: herhangi bir hastalığın tedavisi için veya herhangi bir sakatlığın tedavisi için. Bunlar size mecbur kılınacak. Yani siz bunu mecbur isteseniz de istemeseniz de bu çipleri takmak zorunda kalacaksınız. Tabii ölümü seçmediğiniz sürece. Çünkü onlar sizin ölümünüzü sağlayacak. Dördüncü aşama. Uzaylı silahı aldatmacasıyla dünya devletlerinin gücünü Birleşmiş Milletler'e devretmeye zorlama ve tüm dünyada olağanüstü hal ilan edilerek Deccal'in insan bedeninde bu dünyada başına geçirilmesi. Yani dünyanın bütün devletleri yıkılacak. Bu devletler bir çatı altında birleşecek. Bu da Birleşmiş Milletler dediğimiz o çatının tam bir benzeri olacak. Yani sadece Deccal'in krallığında yönetilecek dünya düzeni. Aldatmak için de elektronik evrensel doğaüstü tezahürler yaratarak, bu bir yere kadar doğru da olsa bir uzaylı istilasının ve bu geçişte başka uzaylıların kendilerini kurtaracağını an mesele olduğuna inandırılacak. Dünyanın her yerine şeytani varlıklar ve dominik yaratıkların sızdığına ikna edilip fiber optik eş merkezli kablolar, elektrik ve telefon hatları üzerinden seyahat edebilen şeytani illüzyonlar çıkarılacaklar. Yani dünya üzerinde farklı bölgelerde, farklı yerlerde yaratıklar çıkacak. Bu yaratıklarsa insan psikolojisini bozan ve dünyadaki insanları kaosa sürükleyen bir sistemle yapılacak. Mavi Işık projesinde prensip olarak gökyüzü bir sinema ekranı olarak kullanılacak ve uzay tabanlı uydular sayesinde dünyanın dört bir köşesine eş zamanlı her dilde ve lehçede yayın yapılacak. İşte Starlink dediğimiz projeler, biliyorsunuz, arda arda 5 tane veya 7 tane 8 tane uydular birbiriyle geçişiyor ve dünyanın her bölgesinde bu uydulardan var. Holografik görüntüler neredeyse aynı ELF, VLF ve LIF, LF beyin sinyallerine bağlı olarak görsel ve işitsel olacak. Aynı zamanda da sanki bir optik fenomenmiş hissi uygulandıracak, uyandıracak. Özellikle her ülkeye kendi kültürüne ve inancına bağlı olan görüntüler ve akustik sinyaller verilecek. Dünyanın hiçbir köşesi es geçilmeyecek. Sanki uzayın derinliklerinden geliyormuşçasına verilen görüntü ve sesler birçok Mesih, Hz. İsa bekleyen din gruplarını ve tarikatları çok etkileyecek. Ve sanki bekledikleri Mesih en sonunda gelmişçesine bir düşünce yaratılacak. Ardından bu yeni gelmiş olan sahte Mesih, yani Deccal denen yalancı bir peygamber olacak ve kadim anlatımların yanlış anlaşıldığını, bu nedenle kardeşin kardeşi vurduğunu, ulusların uluslara savaş açtığını belirtip artık eski dinlerin yok edilmesi gerektiğini ve yeni bir inanışa geçilmesinin vaktinin geldiğini söyleyecek. Bu yeni inanış tabii ki yeni dünya düzeninin inancı olacak. Günümüzde ve İslam'da birkaç örnekle konuyu açıklayalım. Kimi İslam kaynaklarında Mehdi'nin ahir zamanda çıkacağı ve tüm fitne ve kargaşayı ortadan kaldıracağından bahsedilir. Mehdi'nin çıkış alametinin en büyük delili de gökyüzünden ilahi bir sesle Mehdi'nin kim olduğunun duyurulmasıdır. İşte bu noktada devreye görsel ve işitsel bilinç aldı mühendisliği girmektedir. Günümüzde Mehdi'nin yakın zamanda çıkacağına dair birçok video, ses kaydı ve materyaller paylaşılmaktadır. Çok değil, bundan 5-10 sene öncesine kadar kimi İslam alimleri Mehdi'nin gelip gelmeyeceğini tartışırken, şimdi hepsi de aynı ağızdan birleşmişçesine Mehdi adında bir kurtarıcının geleceğini ve hatta yakın zamanda geleceğine dair ağız birliği etmişlerdir. Mehdi ile ilgili giyeceği elbiseden saç modeline kadar birçok özellikleri belirtmekte ve zuhruna yakın zamanlarda olacak olaylar ve çıkış alametleri anlatılmaktadır. E sizce bunları anlattıktan sonra o adamların eline bir koz vermiyor muyuz? Yani Mehdi'nin her özelliğini, her çıkış alametini anlatırsak, adamlar da buna göre bir proje üretir ve bu projeye göre de seni yönlendirir. Yine Deccal'in askerlerinin dünyanın sonu, ahir zaman yaklaştığında uygulayacakları Blue Beam, yani mavi ışık projesi, Siyonistlerin bilinç kontrolü ve tarihi manipüle etmek için kullanacakları bu kirli senaryonun sadece bir parçasıdır. Mavi ışık projesi uygulanmakta olan bu senaryonun sadece görsel yönüdür. Bu projeyle amaç uzay ve dünyadaki bağlantıları kullanarak özellikle gökyüzünde çeşitli görüntü ve simgeler oluşturmaktır. Yeni nesil lazerler sayesinde gerçek zamanlı hologramlar oluşturabilmektedir.
özellikle dini semboller ve imgeler kullanılarak insanların beklediği ya da görmek istediği bir takım görüntüler gösterilmektedir. Şunu da unutmamak gerekiyor. Düşünün ki yakın bir zamanda bu teknolojiyle gökyüzünde Allah ve Hz. Muhammed'in isimlerini görüyoruz. Aynı anda bir ses işte bu Mehdi'dir diyor ve karşımıza ışıklı elbiseler içinde bir kişi çıka geliyor. Bu durum karşısında kim aldanmaz ya da inanmaz ki? İşte bütün deliller var. Hem de videolarda ve ses kayıtlarının anlatıldığından öte Mehdi hakkında türetilmiş onlarca hadiste bahsedildiği şekilde. Eğer Mehdi'nin geleceği sahih hadislerde var ise var ve Mehdiliğin ilanı gerçekten gökyüzünden gelen ilahi bir ses olacaksa bu ses insan ya da insan eliyle oluşturulmuş seslere benzemeyecek ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ve onun elçisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerin kesinlikle şüpheye düşmeden kabulleneceği bir ses olacak. Sonuç olarak bu proje hayata geçirilmiş durumda. Son günlerde, son aylarda yapılan ve hala devam eden olaylar bize adım adım projelerin hayata geçtiğini göstermekte. Ben her zaman 2018 ve 2019'da yayınladığım videolarımda söyledim. 2020 yılından sonraki yıllar artık eskisi gibi olmayacak diye ve hala da devam ediyorum buna. Sizi uyandırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım beni izleyenler uyanacak. Umarım beni izleyenler sadece Allah'ın verdiği emir ve yasaklar doğrultusunda hareket edecek. Beni dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Unutmayın, tek bir gerçek var. O da Allah'ın kendisidir.